Knight Online okuluna hepiniz hoş geldiniz dostlar. Hastalıktan döndüm, kendimi iyi hissettiğimi düşündüğümde videoya başladım. Geciktiğim için çok özür dilerim. İnanın sizlere video çekmek, canlı yayın açmak en çok özlediğim şeylerden birisi oldu bu hafta içerisinde. Dedim madem bir hafta boşluk bıraktık, bari şöyle güzel, kaliteli, dolu dolu bilgi olan bir rehber videosuyla tekrardan geri dönüşümü yapayım. Bu bölümde bütçeye göre int BP itemlerinden bahsedeceğim. 4 aşamayı değerlendireceğim. Hani başlangıç için düşük bütçe, sonrasında orta, yüksek ve elit olmak üzere 4 ayrı bütçe üzerinde öneriler yapacağım. Ayrıca bu item tercihleri neye göre niçin yaptığımı da açıklayacağım. Eminim işinize yarayacaktır. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. Doğrudan konuya giriş yapıyorum. Düşük bütçeyle başlayalım. Zaten düşük bütçe int BP dediğimiz zaman ben genel olarak her zaman belirtiyorum. Düşük ve orta bütçe int BP bence yoktur. Oynanması pek mümkün değildir. Hiç kimseye de oynamasını tavsiye etmem. Çünkü fiyat performans olarak çok iyi bir char değil. Örnek veriyorum, ben düşük bütçe için ortalama 100-150 M bandında bir öneri yapacağım. Çok cüzi rakamlar, yani herkes çok rahatlıkla bu parayı kasabilir yahut bu parayı vererek oyuna başlayabilir. Bu da 100-150 M'in çok yüksek rakamlar olmadığı anlamına gelir. Ancak siz 100-150 M gibi bir rakam verdikten sonra bir okçu açsanız, şu an size söyleyeceğim itemlerle kullanacağınız int pp'ye göre çok çok daha iyi farm atarsınız. Bu yüzden de pek sizlere önermiyorum açıkçası. Ancak tabii ki yine afk cin farmı için uygun bir char olacaktır. 72 level'da kalıp çeşitli slotlarda farm atabilirsiniz. Veya level'ınızı arttırarak 50 farmda atabilirsiniz. Mana miktarı yine minimum seviyede olacaktır. Tabii ki mana harcayacaksınız, yani bu ucuz int BP'nin kanunudur. Siz elit olmadığınız sürece ya da yüksek bütçe olmadığınız sürece mana harcaması yaparsınız. Buna yapacak hiçbir şey yok. Ama tabii ki yine bir miktarda olsa MP recovery özelliği olduğu için, örnek veriyorum 2000 falan vurursunuz diyelim ki. Bu da sizin yaklaşık olarak 150 mana harcayacağınız anlamına gelir. Oradan birazcık kar etmiş olursunuz. Geçelim hızlıca itemlerine. Küpeler Dual Ult VS takarız. Çünkü fiyatları çok ucuz. Pazarda 2M, 3M falan bulabiliyorsunuz. Hem defans veriyor, hem HP, hem de int. Sadece golden alarak bir atak almak yerine bu şekilde zaten eziksiniz. Güzel bir kombinasyon yapabilirsiniz. HP neden önemli? Çünkü bu tarz bir bütçede canınız o kadar çok az oluyor ki hel aldığınız zaman 1920 size fazla geliyor. Doğal olarak aslında orada bir mana kaybı yaşıyorsunuz. Çünkü örnek veriyorum, siz hel aldığınız zaman 1500 canınız doluyor. O 400 can boşa gitmiş oluyor. Ama mananız aynı eksiliyor. Bu yüzden de HP'niz en azından 4K'nın üzerine çıksın ki %50'ye geldiğinde bir hel alsın, tam doldursun canımızı. Bu yüzden VS gibi itemler bizim can yoldaşımız. Kolye olarak Old Goddess tabii ki klasik tercihimiz. Yani bunun dışında bir kolye falan asla düşünmeyin. Kemer olarak ezik bosslardan düşen beltler var. Biliyorsunuzdur şu 7 int veya 8 int veren linen belt tarzında. Tabii şu an ekrana gelen gibi değil. Bunların magic versiyonları, hani upgrade yapılamayanlar yani. Onları tercih edebilirsiniz. Ha, ben bunu çıkartmakla uğraşamam kardeşim. Bunu çıkartmakla uğraşacağım, çöp slotuna takılsam zaten Old Int Belt'in parasını çıkartırım da diyebilirsiniz. Haklısınız. Old Int Belt'te tercih edebilirsiniz. Onun da fiyatı 2-3M bandında zaten. Tabii ki bu bulunduğunuz sunucuya göre değişiklik gösterebilir. Ben genelde Rosetta pazarı için konuşmaya gayret ediyorum. Ama tabii ki eski sunucu, yeni sunucu ayrımlarını da yapmaya gayret edeceğim. Yüzükler için Dual Old Platinum tabii ki tek tercih. Zaten farklı bir alternatifiniz yok. Eski de olsa, yeni sunucu da olsa hiç fark etmiyor. Ucuz yollu takabileceğiniz tek ring bu. Silah olarak tabii ki artı 7 Smite Hammer ilk tercihimiz olacak. Ha tabii ki sizler dilerseniz quest iteminizi alarak artı 6'ya basabilirsiniz. O da gayet güzel bir item. Artı 7 Smite Hammer'la neredeyse aynı. Tabii 7 Smite Hammer'ın atığı biraz daha fazla ama Mace'in ekstra özellikleri olduğu için aslında tercih edebiliriz. 7 olursa tabii ki ne ala, zaten Smite Hammer'a 2'ye katlar. Ama artı 6'da işinizi görecektir. Çünkü düşük bütçeden bahsediyoruz. Hani cebinizde paranız yoksa belki riske atmayıp artı 6'da bırakabilirsiniz, bilginiz olsun. Sol elle de dandik bir tane MP recovery kafi olacaktır. Üstümüze giyeceğimiz zırh tercihi eski sunucudaysak görevlerden 7 trial set çıkartabiliriz. Yeni sunucudaysanız zırha para vermenize gerek yok. Görev shell'leri ya da troll setle birlikte çok rahatlıkla kombininizi tamamlayabilir ve farm vesaire atabilirsiniz. Yani hiç yoktan iyidir diyelim bu char için. Keyif alacağınız bir int BP olur. Ben her zaman söylüyorum zaten int BP keyif işidir diye. Çünkü farm atmak isteyen adam gitsin okçu oynasın kardeşim, senin int BP'li işin yok. Hiç bulaşma int BP'ye falan. Git doğrudan okçu oyna. Farmını at, paranı cebine indir. Ama ben keyif alacağım, arada bir AFK'ya bırakacağım çarımı, birazcık para getirsin vesaire gibi düşünceleriniz varsa, ben keyif almak istiyorum diyen varsa int BP oynayabilir ve bu bütçeyle birlikte de çok rahatlıkla basit slotlarda farm atabilirsiniz. Şimdi gelelim orta bütçeye. Küpelerimiz yine aynı kalacak. Çünkü orta bütçe dediğimizde ortalama işte 7-8 GB bandında bir char olacak aslında.
Küpelerimizi o yüzden Dual Alt VS olarak bırakıyoruz. Bu arada dilerseniz Alt Cleric de takabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin tercihiniz. Ama artılamıyoruz çünkü genel olarak küpelerin artı 3'leri zaten 3GB, 4GB bandında. Rosetta için söylüyorum. Yeni sunucuda bile olsanız genelde küpeler en ucuz takılar oluyor. Bu yüzden de ben yarım item sevmiyorum. Yani örneğin mesela artı 1 işte Cleric alıp onu artı 3'lemek falan tamamen kanser işler. Piyasada zor buluyorsunuz. Upgrade'ini yapmak uzun sürüyor. Yani gelişiminizi olumsuz etkiliyor. Bu yüzden ben genel olarak hazır item mesela artı 3 final olduğu için direkt artı 3 almayı tercih ederim. Ha siz Pontus gibi item direkt artı 3 almazsınız tabii ki. 0 alsanız bile onu çok rahatlıkla artı 1'leyebilirsiniz, 2'leyebilirsiniz. Ama bu ucuz olan takılar için geçerli değil. O yüzden VS ve Cleric tarzı itemleri artılamadan önce final oynamaya bakın. Benim şiddetli tavsiyem budur. Artı 2 falan almayın yani. Bu yüzden de orta bütçede Dual Alt VS'miz kalacak. Kolyemizi artı 1'leyeceğiz. Çünkü Goddess piyasada bulunabilen bir item. Çok rahatlıkla artı 1'ini de satabilirsiniz ve bulabilirsiniz de. Kemerimiz artı 0 glass olacak artık. Bunun sebebi hem glass'tan gelen 10 intimiz var. Yani az önce 8 int taktığımız kemeri çıkarttık. Yerine artı 2 intle birlikte bir belt getirdik. Ayrıca bu beltin çok güzel bir defansı var. Yani mükemmel bir antisi var. Defanstan kastım bu. Hem ufak çaplı bir HP aldık kendisinden. Hem antilerimizi aldık. Intimizi de aldık. Daha ne isteriz? Çakıllı bir anti ve int beltimiz oldu. Bizim için biçilmiş kaftan. O yüzden hiç kurcalamıyoruz. Kemerimiz sıfır glass gayet iyidir. Ve uzun süre bizi götürür. Yüzüklerimiz Dual Old Platinum. Çünkü ringler çok çok pahalı. Yani az önceki mesela küpede verdiğim örneğin tam tersi. Yüzüklerde geçerli. Artı bir bile taksanız 3GB buluyor. Zaten o paraya 0 Pontus alırsınız mesela. Bu tarz durumlarda genel olarak ring en son artılanan item oluyor. İlk kolye olur. Sonra küpeleri üçlersiniz. Sonra ring gelir. En sonda kemer oluyor genellikle. Çünkü glass'ta sadece artı 5 int alıyorsunuz artı başına. Bu yüzden de orta bütçenin yüzükleri Dual Old Platinum olarak kalıyor. Silahlarımız eski sunucudaysak artı 5 Ruahu'ya çok işimiz görür. Artı 0 bulabilirseniz bulun. Onu Tirna ile artı 5'e kadar %100 sallayabiliyorsunuz. Risk almak isteyenler tabii ki Tirna'sı da sallayabilir. Gayet iyi. Ben Tirna'lı şekilde 7-8 GB arasında bir bütçe verdim bu dizilime. Sizler isterseniz bunu daha da aşağı çekebilirsiniz tabii ki. Belki itemleri çok daha ucuza bulursunuz. Bu rakamların da altına mal edersiniz. Yeni sunucudaysanız da artı 8 Smite Hammer işinizi görecektir. Tabii ki oranın fiyatları pek hakim olmadığım fiyatlar. Ama ortalama aynı bütçeye denk geleceğini söyleyebilirim. Zırh olarak da 7 Trial Set devam diyorum efendim. Eski sunucudaysanız da 7 Trial Set aynı şekilde. Yeni sunucudaysanız artık orta bütçeye geldiğimiz için sizin bir 7 Trial Set edinmeniz lazım. Çünkü troller, shell'ler artık işinizi görmeyecektir. Bu 7-8 GB bandında olan eski sunucu için dediğim gibi verdiğim fiyatlar Rosetta içindir. Orada bir kafa karışıklığı oluşmasın. Zaten yeni sunucuda int BP oynamanın doğru olmadığını çoğu zaman söylüyorum. Orada çünkü DKM yok, Ruahu'ya yok, Pontus yok, sadece Rof var. O da çok pahalı. Sizleri birazcık zorlayacaktır. Ha tabii yine keyif almak istiyorum derseniz tercih sizlerin ama eski sunucuda da aynı keyif alabileceğinize inanıyorum. Ve bu kararı sizlere bırakıyorum. Şimdi gelelim yüksek bütçeye. Yüksek bütçede artık işin keyfinin çıktığı yerlere geldik. Orta bütçede yine orta sınıf birçok slotta farm atabilirsiniz. Yani Eslant'ın belki de her mobunu artık kesmeye başlayabiliyorsunuz ufak ufak. Ancak yüksekte artık kesemeyeceğiniz bir mob yok anlamına geliyor. Türkçesi bu. Kesemeyeceğiniz herhangi bir mob yok. O yüzden küpelerimizi tabii ki Dual 3 Cleric yapıyoruz veya VS. O sizin tercihinize bağlı. Biraz da sunucunuzun durumuna bağlı. Örneğin Cleric resist veren bir küpe, VS'nin HP'si daha fazla. Sizin sunucunuzda çok fazla mage varsa artı 3 Cleric sizin tercihiniz olmalı. Mesela ben Rosetta'da oynuyorum. VS'yi daha çok sevmeme rağmen Dual 3 Cleric takıyorum. Bu beni birazcık üzen bir durum ama zorundayım, yapacak bir şey yok. Sonuçta Rosetta mage server. Çok fazla mage var, her yerde mage çıkıyor. Bu durumda beni Cleric takmak zorunda bırakıyor. Ama sizler böyle bir durumda değilseniz VS takmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bence çok güzel bir item. Kolye olarak artı 2 Goddess tabii ki. Bizim için en iyi tercih. Her zaman söylüyorum zaten. Kolyemizi artı 3'ledikten sonra çok daha yüksek seviyelere ulaşıyorsunuz. Artı 2 Goddess yüksek seviye için işimizi görecektir. Kemerimizde glass artı 1 olmalı zaten. Ufak ufak artık büyütmeye başlıyoruz. Çünkü glass artı 1 çok pahalı bir item değil. Artı 2 artı 3 olduktan sonra rakamlar uçuyor tabii ki ama artı 1 de fiyat performans diyebiliriz. Glass artı 1 yapmak kafi olacaktır. Yüzüklerimizde dual 0 Pontus tercih ediyorum. Bu tamamen sizin tercihiniz. Burada şimdi bir parantez açmak istiyorum. Ben defansif bir oyuncuyum. Her zaman söylüyorum. Int BP zaten atak olarak çok sıkıntı yaşayan bir char değil. Zaten diğer joblara göre az vurduğumuz aşikar. Ancak siz gidip Platinum Ring falan taktığınız zaman atağınız oluyor ancak defansınız ve HP'niz olmuyor. Her zaman değindiği bir konu. Dikkat ettiyseniz küpelerde Golden'ın adını bile anmadım daha. Çünkü bu itemler gereksiz itemler. Hep söylediğim bir laf var. Rock oynarken Dual 3 Silver Earring, Dual 3 Elf Ring takmıyorsanız, Warrior oynarken Dual 3 Opal,
Dual 3 Diamond Ring takmıyorsanız Int-BP oynarken de Golden ve Platinum takmıyorsunuz dostlarım. Tercihiniz hem ofansif hem defansif olmalı. Dengeli gitmelisiniz. Bu yüzden de Dual 0 Pontus sizin en iyi tercihiniz olacaktır. Eski bir sunucuda oynuyorsanız bu Pontus olur, Ararat olur, Taurus olur, Rof olur. Hangisine bütçeniz yetiyorsa, hangisi daha ucuzsa onu alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben Pontus diyorum. Siz herhangi birini anlayabilirsiniz. Yeni sunucudaki dostlarımız yapacak hiçbir şey yok. Siz Platinum Ring takacaksınız. Zaten siz Platinum Ring taktığınız için küpeleriniz illaki defansif olmak zorunda. Çünkü zaten ringlerden oldukça atak alıyorsunuz. Gidip de küpeleriniz golden falan yapmayın. Kağıt olursunuz. Yani o iş yaş. Ben tavsiye etmem. Yine de sizin tercihinizi bırakıyorum bunu. Silah eski bir sunucudaysanız tabii ki 7 Ruahu'ya bunu söylememe gerek yok artık. Yeni bir sunucudaysanız 8 Smite Hammer zorlanabiliyorsa 9 Smite Hammer olabilir. Bu sizin bütçenize bağlı. Ona kararını sizler kendi sunucunuzun pazarının fiyatına göre verebilirsiniz. Ben o kadar hakim değilim. O yüzden 8 Smite Hammer işinizi tabii ki görecektir. Ancak 9 olursa ne ala. Sol elimize de artı 7 Lobo Hammer çok yakışacaktır. Yani yüksek bütçe diyoruz artık çünkü dandik bir MP rek çok işimizi görmez. Buradan hem HP alıyoruz, hem bir miktar int alıyoruz, hem de Lobo çok ucuz bir sol itemi. Tam bir fiyat performans. Mesela Lycon ve Lupus ona göre daha pahalı. Lycon daha ucuz olsaydı Lycon alın derdim. Ama Lobo daha ucuz olduğu için Lobo almanızı tavsiye ediyorum. Zırh olarak da paranız varsa 7 Crosset zorlanabilir. Ha, yoksa çok önemli değil. 7 Trialset'le de yine iş yaparsınız. Yani almak zorunda değilsiniz. 7 Trialset olarak bıraktığınızı farz ederek bu bütçenin de 35-40 GB bandında olduğunu söyleyebilirim. Ama bu çarla Esland'da kesemeyeceğiniz herhangi bir mob olmadığını net şekilde söyleyebilirim. Çok rahatlıkla bu çar CZ'ye de çıkar ve kolay kolay yatmaz. Şimdi geldik en civcivli bölüme. Yani Elite Int BP'ye. Elite Int BP olduğumuz zaman artık bir şeyler böyle bir kaynamaya başlıyor. Zaten hepiniz biliyorsunuz artık çar böyle bir yakışıklı olmaya başlıyor. Daha da vurmaya başlıyor. 2v1'ler başlayabilir. Kolay kolay çar yatmaz. Tabiri caizse beton gibi bir int BP'niz olur. Hemen hızlıca küpelerle başlayalım. Dual 3 Cleric veya VS sabittir. Eğer isterseniz yani birazcık fanteziye kaçmak isterseniz Dual 3 Golden'da yapabilirsiniz. Çünkü zaten ringlerden falan biz defansif olarak oynuyoruz. E kalkanımız da var. İlla Cleric olmak zorunda değil ya da VS'ye. İsterseniz Golden 3 yapabilirsiniz dual olarak. Ha yok ben oradan gelecek int'e çok ihtiyaç duymuyorum. Zaten gayet sağlam bir çarım var derseniz Cleric veya VS'ye de yakışacaktır. Bu tercih tamamen size ait. Kolyemiz tabii ki Goddess 3. Yani onun dışında başka bir tercih yok zaten asla. Kemer olarak minimum artı 2 glass takmalısınız. Yani bu saatten sonra artık Elite Int BP diyoruz. Minimum glass 2 olmalı. Zaten hani bu Rosetta için 9 GB bandında falan fiyatı. Hatta günceline baksak belki daha ucuz bile olabilir. Ama tercihen artı 3 olması tabii ki çok iyi olur. Minimum artı 2, tercihen artı 3 diyelim buna. Yüzük için dual artı 1 Pontus, tercihen artı 2. Bunun altına çiziyorum muhakkak. Dual artı 1 Pontus tabii ki işinize yarayacaktır ama artık elit olduğumuz için artı 2 Pontus gerçekten ciddi anlamda fark yaratıyor. Ben mesela şu anda güncel olarak dual 2 Pontus takıyorum. Ben bu itemi aldıktan sonra çarın level atladığını söyleyebilirim. Bende dual 0 Pontus vardı ve bir anda uygun fiyatta bulup dual 2 Pontus aldım. Çara bunları taktıktan sonra gözle görülür bir değişim oldu. Yani gerçekten büyük bir değişimden bahsediyorum. O yüzden paranız varsa şiddetle tavsiye ederim. Pontus 2 mükemmel bir itemdir. Silah olarak AT7 Rua. Eğer bulabilirseniz bütçeniz yeterliyse 8 alırsanız çok daha tatlı olur. Çünkü artık çarınız elit yani bunun bir sınırı yok. Rahatlıkla bu önerileri yapabiliyorum. Tabii ki sol elinizde artık artı 7 Lupus oluyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Lupus 7 finaldir. Birçok kişi mesela işte artı 3 Lupus aldım, 5 aldım, artı 6 aldım falan diyor. Ben bu tarz şeyleri sevmiyorum. Az önce açıklamıştım yarım item benim çok sevdiğim bir şey değil. Zaten Lupus artı 6 ile 7 arasında 2 int fark var. E fiyatları da çok aman aman farklı değil yani açıkçası. 7 Lupus ile artı 6 Lupus arasında çok minimum rakamlar var. E bunlar çok rahatlıkla verilebilir. Ben olsaydım 7 Lupus alır, kitler final olarak bırakırdım ki zaten öyle yaptım. Ben şöyle 7 Lupus takıyorum, 24 intimi alıyorum. Zaten artık Lupus 8, Lupus 9 falan saçmalıktan başka bir şey olmaz. 2 int için gidip 4000 lira 5000 lira fazla para kimse vermez. Eminim sizler de vermezsiniz. 7 Lupus finaldir. Takın, keyfinize bakın abi. Hiç başka bir iteme gerek yok sol el için. Zırh olarak da tabii ki tercihimiz kombin set olmalı. Kombin setten kastım kafa, kol, 7 kruvaz, göğüs, don, holi, ayaklığınız size kalmış. Örnek veriyorum sizin güzel bir ayaklığınız yoksa 7 holi takabilirsiniz. Kombin seti o şekilde yapabilirsiniz. Benim mesela hayallerimden birisi questlerden kastıklarımla Trial ayaklığı 8'e hatta 9'a atmak. Böyle bir set bence mükemmel olur. Yani düşünsenize 9 Trial ayaklığınız var. 2 parça Kruvaz, 2 parça Holy'niz bir kombin setiniz. Mükemmel. Hem defans kaybınız yok çünkü Tria takıyorsunuz zaten alabileceğiniz en yüksek defanslardan birisi. Sonuçta Kruvaz veya Holy'nin 9'unu bulmak imkansız gibi bir şey. Hem de süper bir int alıyorsunuz. Daha ne istersiniz bir kombin setten? Bence mükemmel.
Böyle bir elit çarında değeri oldukça fazla. Yani bunu tam olarak hesaplamadım nakit olarak. Sizler isterseniz araştırıp bakabilirsiniz. Ama verdiğim öneriler dahilinde yapacak olursanız tabii ki bu 20 bin liranın bile üzerine çıkabilir. Bu tamamen sizin bütçenize bağlı. Buradan bir şeyleri eksiltip çıkartabilirsiniz. Kendi bütçenize göre oynamalar yapabilirsiniz. Ama karakterinizi geliştirirken takıların sıralamasını zaten söyledim. Buna uyum sağlamanızı şiddetle tavsiye ederim. Kolye her zaman birinci önceliğimiz. Combin set çok şart değil ama tabii yaparsanız gerçekten çar level atlayacaktır. Bunu gözlerinizle göreceksiniz. Çünkü bir süre sonra Trial ezik kalıyor gerçekten. Örnek veriyorum, ben şu an Trial takıyorum, zaten burada itemleri görebilirsiniz. İki parça krovaz buldum, sonra bu çarı bıraktım. İki parça holisi eksik kaldı. Şu iki parça holiyi bir tamamlasam mesela bu çar seviye atlayacak. Mesela holinin eksikliğini gerçekten bu çarın üzerinde ben hissediyorum. Gayet elit bir çarım olmasına rağmen. Sizlere de şiddetle kombi set yapmanızı tavsiye ederim. Böyle bir elit çardan zaten alacağınız verim sınırsızdır. Gerçekten kesemeyeceğiniz hiçbir mob yok. Bifrost'a bile çok rahatlıkla girer. Yanınıza bir yan DB sokarsınız. Bifrost'a Pride Glutton dönebilirsiniz. Belki Vraj'ı bile zorlayabilir tek başına. Boş bulursanız tabii ki. Birazcık zor olur ama. Demek istediğim velev ki boş. Üçlü Vraj'a oturursunuz. Çok rahatlıkla 1-2 tane Vraj'ı kesersiniz. O kadar sağlam bir çardan bahsediyorum. Yahut çarınızı dış kura götürebilir. Dış kurada içerideki mobları döndürebilirsiniz. Ya bu çar bayağı kaliteli, bayağı iş yapan bir çar olur. Bütçeniz varsa eminim çok keyif alacaksınızdır. Ama onun dışında illa tabii ki elit olmak zorunda değil. Yüksek, orta bütçelerde de keyif alırsınız. Düşük bütçe için çok yorum yapmak istemiyorum. Bence çok doğru bir oynayış tarzı değil. Ama tabii ki Int.pp'ye yeni tanışmış, birazcık tecrübe arayan insanların deneyebileceği bir item serisidir. Öyle bir durumda düşük bütçeyi tabii ki öneririm. Oyunu zaten bilen, Int.pp'yi zaten bilen birisi düşük bütçeyle falan başlamasın. O birazcık sizi üzer, farm konusunda canınızı sıkar, söyleyeyim baştan. Şimdi item önerilerinin sonuna geldik. Yaptığımız itemlerle alakalı ufak analizler yapalım. Ondan sonra videomuzu da kapatalım. Burada belirtmediğim antiler ve kalkanlar var. Bunları yine siz kendi bütçenize göre belirlemelisiniz. Yani takacağınız kalkanların zaten sayısı 3'ü geçmiyor. Gap takabilirsiniz, adaga takabilirsiniz. Ha, bütçeniz yoktur, paranız yoktur. CS veya DS arasında gidip gelirsiniz. Bu sizin yine yaptığınız işe bağlı. Örnek veriyorum, CS'de solo farm atıyorsunuz. Solo farm atan bir Priest'i tabii ki solo asaslar. Darlar, onlar baskın atarlar. Doğal olarak sizin mesela Chitin Shield takmanız hiçbir işinize yaramaz. Bu durumda sizin DS takmanız lazım. Oradan birazcık DD alabilirsiniz. Hem ucuz yolla hem de bir kalkan olmuş olur. Yüksek bütçe bir Priest oynuyorsanız ise Adaga 7 sizin kurtarıcınız olur. Çünkü Jamadar anti veriyor ve asasların neredeyse tamamı Jamadar takar. Hep söylüyorum, Dagger Jamadar'dan geridedir. Birçok kişi dual Jamadar veya en azından sol ele Jamadar takar. Yani bu da her asasın illa bir tane Jamadar taktığı anlamına gelir. Ama bazı asaslar sadece Dagger Jamadar veya dual Jamadar yaptığı için Dagger takmayan asaslar bile var. O yüzden Dagger Jamadar'a göre çok daha pasifte kalıyor. Adaga da sizin burada o Jamadar eksiğinizi kapatmış oluyor. Slotunuza bir baskın yapıldığı zaman, bir asas geldiğinde ve siz Adaga'yı taktığınızda adam sizle uğraşmıyor bile. Spike vurup geçiyor. Çünkü asla ve asla sizi 1v1'de kesemez. Belki 2v1'de bile kesemez. İki asas adaga taktığınız zaman size karşı çok ciddi hasarlar çıkartamıyorlar. Bu da sizin farm için gerekli performansı sağlayabileceğiniz anlamına geliyor. Çünkü farm atmanın kuralı her zaman vurmak değildir, ölmemektir ilk başta. Sizin çarınız öncelikle düşmeyecek ki. Siz rahatlıkla bir slota oturup farm atabilirsiniz. Bu yüzden kalkanın ve antilerin çok ciddi önemi var. Glass zaten sabit bir belt olduğu için bunu değiştirmenize gerek yok. Küpenize bir tane, paranız yetiyorsa Draki alabilirsiniz. Benim mesela şurada İderlek BAA bir Drakim var. Ortası A olduğu için aldım. Ortası S'ler çünkü çok pahalı. Bu biraz daha fiyat performans uygun yolu buldum ve aldım. Hem Dagger veriyor, hem Jamadar veriyor, hem Arrow veriyor. Yani slotuma baskın yapabilecek okçular ve asaslara karşı yeterli antim mevcut. Hatta CZ'de ben Gadis'i hiç takmıyorum. Doğrudan şu şekilde Draki ile takılıyorum. Hem HP'si daha fazla Gadis'a göre, hem de ayrıca antisi var. Şöyle sizlere de göstereyim. Mesela Gadis taktığımda 2900 olan AP'm. Draki'yi taktığımda 2767 oluyor. Yani 130 AP gibi bir kaybım oluyor, evet. Ama ben bunu taktığım zaman gerçekten damage yemiyorum. Bir de kalkan varsa zaten elimde, şu şekilde şu kombinle beni kesebilecek bir asas daha anasının karnından doğmadı. Bu da sizin istediğiniz her slotta farm atabileceğiniz anlamına geliyor. Yani bir parti adamın ancak gelip sizi o slottan çıkartması lazım. Kalkan ve kolye tercihinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Paranız yoksa pendantı, şu Pontus pendantlar falan oluyor da Taurus pendantlar. Onları tercih edebilirsiniz, hangisi daha ucuzsa. En azından oradan bir tık jamadarınızı alırsınız. Ama ben tabii ki Draki öneririm. Ucuz yollu bir Draki her zaman işinizi görür. Kalkan olarak Gap tercih etmek isteyenler de olabilir. Onlara da şu parantezi açmak isterim. Gap genel olarak takım içerisinde oynayan priestlerin taktığı bir kalkandır. Yani PK ile işiniz yoksa Gap'la da işiniz yoktur. Çünkü Gap sonuç olarak hani ne kadar çok fazla kişisi vurursa o kadar yüksek patlama ihtimali vardır. Yani aldığınız atak sayısı artınca doğal olarak patlama sayısı da hani artmış oluyor ya, o mantıklı düşünün. Yani bir tane okçunun slotunuzu basması ya da bir tane asasının slotunuzu basması sizin için savuşturulabilir bir şey zaten. Yani sizin kalkanınız bile olmasa çok rahatlıkla savuşturursunuz. Doğal olarak Gap almanızın hiçbir esprisi yok. Kalkan tercihinizi solo farmırsanız slotunuzu basacak kişi asas olduğu için Adaga veya DS'den yana yapmanız lazım. Takım içerisindeyseniz Chitin Shield veya Gap tercih edebilirsiniz. Çünkü melelere karşı savaşıyorsunuz genellikle. Paranız varsa hem Gap'ı hem Adaga'yı da alabilirsiniz. Bu da bir alternatif.
Ve son olarak hiç bahsetmediğim DKM'den kısaca bahsedeceğim. Dark Knight Mace'i kullanmak için sizin belirli şartları karşılamanız gerekiyor. Örnek veriyorum, fellow'lara dahil olmanız, işte JR'lere girmeniz, questler yapmanız vesaire. Ki bir önceki rehber videomda DKM ile Ruan arasındaki farklara değinmiştim. Oradan detaylarına erişebilirsiniz. Orayı izleyip tekrardan buraya gelebilirsiniz. Onu izlediğinizi farz ederek konuşuyorum. DKM'nin işine yarayacak bu bossları vesaire kovalamıyorsanız DKM'li işiniz yok. Ama CZ'de farm atıyorsunuz, slotunuza baskın geliyorlar, Ruahue ile kovalamanız mümkün değil. Eğer bütçeniz yüksek ise, örnek veriyorum 8 Ruah takıyorsunuzdur, 7 DKM'de yan silahınız olur. Ya da tam tersi, hiç 8 Ruah almazsınız, doğrudan 7 DKM alırsınız. Hem 7 Ruah kadar atağınız olur, hem de ayrıca hel atma özelliğiniz olur. Slotunuza baskın yapan kişiyi kovar, kaçarken de bir hell ile birlikte killinizi alabilirsiniz. Böylelikle baskınları da azaltmış olur, çok rahatlıkla savuşturursunuz. DKM bu konuda da işlevli, illa yani bosslara falan oynamak zorunda değilsiniz. Solo farmerların da işini gören, PK'da iş yapan bir item. Özetle bilgiler bu şekildeydi dostlarım. Her bütçeye uygun önerileri yapmaya gayret ettim. Ya burada anlattıklarım birçoğunu zaten biliyorsunuz. Yani itemlerin varlığından falan birçoğunuz habersiniz herhalde. Tamamen sıfırdan birisini anlatmıyorum çünkü bu anlattıklarımı. Doğal olarak birçoğunuz yorumlayabilecektir. Örnek veriyorum, ben işte Gadis'i 3'leyin demişimdir. Sizin bütçeniz yetersizdir. İkilersiniz. Kalan parayı başka bir yere yatırırsınız. Hani bunu kendiniz dengeleyebilirsiniz. Ama benim verdiğim önerilerin dışına çıkmadan çok güzel int PP'ler dizebilirsiniz. Yani Platinum Ring'e, Golden Earring'e fazla girmeyin. Benim her videomda değindiğim konu bu zaten. Birazcık defansınız hiçbiriniz olsun. Lafı daha fazla uzatmayalım dostlarım. Anlatacağımız her şeyi anlattık. Videoyu kapatmadan da ufak bir duyuru yapıyorum. Bu videoyu ne zaman izlediğinizi bilmiyorum ancak akşam 8'de Twitch'te canlı yayındayız. Hepinizi beklerim. Bir haftadır canlı yayın açmıyorum, video atmıyorum. Vallahi çok özlemişim. Videoyu attım, hevesimi aldım. Şimdi gidip bir de canlı yayın açacağım. Sizleri de canlı yayına beklerim. Çok güzel sohbet, muhabbet oluyor. Şimdiden canlı yayın için de keyifli seyirler dilerim dostlarım. Videomuzun da artık sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Önümüzdeki rehber videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.